Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Bugün yine işimiz keçide sizlerle birlikteyiz. İzmir'in Dikili ilçesinde İslamlar Köyü'ndeyiz. Yine bir aile işletmem, yine bir kara keçi yetiştiriciliği. Evet. Öncelikle abla. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Yani teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Şöyle bir teyzemden başlayalım olmadı. Senin yılların artık bu keçinin içinde geçmiştir. Evet, çocuk yaştan beri. Şöyle mikrofonu. İçinde doğup büyüme, çocuk yaştan beri içindeyim, 30 yaşına kadar. Geçicilikle uğraştık, babamla, annemle, kardeşimle beraber. Ondan sonra evlendik, keçiler satıldı. Yine 19 sene falan durduk. Oğlan yetişti, anne biz de yapalım. Arkadaşlarım da görüyor, biz de yapalım, tamam. Yaptık işte, o da uğraşıyor, biraz koyundur, geçidir. Onlardan uğraşıyor işte. Biz de yanında güzel, destek. Ne kadar şanslısın. Biz de destek yanında. Evet, evet. Uğraşıyoruz öyle. Evet. Ya zaten aile önemli olan aile işletmesi olabilmek. Evet, biz hayvan çalışıyoruz. Şu an artık altın çağında belli bir karlılığa geldik. Artık maddi olarak belli bir seviyeye ulaştı küçükbaş hayvancılık. Evet. Ama burada önemli olan da aile olmamız. Niye? Annemizin olması, bir bayanın eşimizin olması bize sığımda yardımcı. Evet. Ne bileyim, ağılın süpürülmesine yardımcı. Evet. Hiç olmazsa yani işler bittikten sonra evde yemeğin kaynaması. Evet. Birlikte doğru. Burada çünkü şu an en uzun mesafedeyiz biz. Evet. Şehre bayağı uzağız. Uzak. Sizler burada yaşamlarınızı idame ediyorsunuz. Evet. Annenin de bahsettiği gibi tabii sen başlatmışsın. Evet. Bu yani keçiyi. Bizden başladı. Özendik. Okulumuzda okuduk. Başka işte dikiş tutmuyor şimdi abla. Gidiyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun. İyi tamam, güzel ama yani kendi işine benzemiyor. Geldiğin, gittiğin, yaptığın işe benzemiyor. Şimdi dışarı çalışsan asgari ücretle yapamıyorsun. En azından yani hayvan yaparak geçimini sağlayabilirsin. Dışarısına benzemiyor yani. Kendi işini kendin biliyorsun. Öbür türlü zor oluyor. Bu fabrika senin fabrikan. Evet. Fabrikamız bizim fabrikamız. Fabrika senin fabrikan. Sen elinden geldiğince yorgunluğuna göre ya da durumuna göre azaltırsın ya da çoğaltırsın. Evet. Bu senin elinde. Kendi isteğine bağlı. İster yaparsın, ister çoğaltırsın, ister azaltırsın. Şimdi sezon artık süt sezonuna da başladı. Bereketli olsun. Başladık, sağ olun. Herhalde sağ olun. Oğlaklar da kesildi, evet, kestirdik. Evet, oğlaklarımızı kestirdik. Götürdük, kestirdik. Sütümüze başladık. Doğum ne zaman başladı? Tekeyi ne zaman kattınız? Ya tekemizi... Ya da ayırım... Herhalde sürüden çıkmıyor. Eğil olur. Eğil gibi katıyoruz tekemizi. Sürüden yani ayrı bizim tekelerimiz ama yani dışarıdan arkadaşların yani çiftçilik, hayvancılık yapan arkadaşların tekeleri de geliyor. Onlar da karışıyor, giriyor. Normalde Eylül'de giriyor. Doğumda Ocak gibi, Şubat gibi başlamış oluyor. Evet. Oğlaklarımız da Nisan gibi en geç Mayıs ortası giriyor. Bu sene erken başladık. Geçen sene Mayıs'a kestirmiştik. Bu sene verimimiz erken oldu. Hayvanlarımız erken verim verdi. Çok şükür. Maşallah. Bu sene erken bereketli olsun. Evet. Şimdi İslamlar Köyü'ndeyiz biz. Burada birçok saya var. Ve bölge olarak da İzmir'in keçi yetiştiriciliği en çok burada. Evet. Süt piyasası da, evet. Süt piyasası da burada şekilleniyor. Her zaman söylüyorum ben. İzmir gerçekten koyun ve keçi sütü olarak belli bir şeye ulaştı. Parametreye ulaştı. Ama bulunduğumuz bölgede yani yetiştiricilere nazaran bulunan bölgelerde gene süt fiyatları farklılık gösteriyor. Özellikle şu an bizim geldiğimiz mesafe arabanın çıkmayacağı bir mesafe. Evet. Hem mesafe hem gerçekten yol kalitesi bozuk. Çok yani yol çok bozuk. Yollarımız çok bozuk. Dikili'den 16 kilometre, köyden 8 kilometre. Evet. Yolun da bozuk olması belki daha yavaşlatıyor. Evet, daha biz çok yavaş. Yolda yollarımız bozuk. Evet, gelirken karşılaştık. Sütü sizler aşağı indiriyorsunuz toplayıp. Evet. Sütlerimizi hep böyle topluyoruz burada arkadaşlarla birlikte. Yani sıra sıra götürüyoruz. Bazı arkadaş götürüyor, bazı kendimiz götürüyoruz. Bazı arkadaşın babası getirip götürüyor. Öyle ortaklaşa olarak sütümüzü öyle çağırabiliyoruz. Öbür türlü kendimiz yani devamlı getirip götüremez bir kişi. Yolumuz bozuk, araç çıkmıyor. Traktörle devamlı her zaman da gelip gidilmiyor. O yüzden aktarmalı yapıyoruz yani. Evet. Sıra sıra aktarmalı yapıyoruz. Eğer yetiştiricilik yapacaksak, zaten keçide artık bölgesel olarak süt çalışıyoruz. Tabii keçi sütünün değerlendirilmediği illaki illerimizde mevcuttur. Evet. Bu tarz işletmeyi kurmayı planlıyorsak, her zaman söylediğim gibi pazar önemli. Pazar da dediğim ne?
Yola ulaşım önemli. Evet. Yani gerçekten süt arabasının ağıla girmesi gerekiyor. Dediği gibi ben buradan sütleri toplayıp aşağı indirmem benim için vakit kaybı. Mazot kaybı. Evet. Kullandığım traktörün de yıpranma payı da var. Yani zaten 2 aydan 2 aya traktörün ağır bakımları yaptırmak zorunda kalıyoruz. Evet. Yoksa bakım yaptırmazsak zaten gelip gidemezsin. Hani dersiniz niye o zaman oradasınız? Burada da sonuçta mera var. Evet. Yani mera bizim zaten... Ya meramız açık. Yani gördüğünüz gibi bu her tarafa evet, açık. Sıkıntımız evet, yok. Evet, zaten drone'la da izleyicilerimiz görürler. Tamamen yaylımı açık bir yerdeyiz. Evet. Ari bir yerdeyiz. Meramız bol yani. Önümüz açık. O yüzden rahatız, rahatımız iyi. Yaylımımız güzel. Pınardır, gevendir. Burada ne varsa hepsini buluyor hayvanlarımız. O yüzden rahatız yani. Evet. Yaylım açısından rahatımız bayağı iyi. Ya tek problem şurada yol diyebiliriz evet, açıkçası. Yolumuz gerçekten çok bozuk. İnşallah o da olur zamanla. Onlar da hallolur. Geri kalan bir sıkıntımız yok. Evet, aslında zaten bu programlarımızın amacı da ne kadar yeni yetiştiriciler tanıtabilmek, elde edebilmek adına bir yandan da zaten sizin problemlerinizi, dertlerinizi ilgili kurum ve kuruluşlara iletebilmek. Evet. Sonuçta burada çok fazla yetiştirici mevcut burada. Belki bu programımız sayesinde gerekli ilgili bölüme izlenir ki İnşallah. Yolunuzun hiç olmazsa yani belli bir sonuçta şey taşlı kayalık falan böyle zor evet. gidilebilecek bir yer. Yollarımız yani. Bozuk. Araç çıkmıyor yani. Traktörle evet. ancak gelebilirsin. Başka araç çıkar. Nasıl çıkar? Araç çıkarsın, bozarsın, parçalarsın. Öyle olur. Evet. Biraz öyle daha zor olsaydı gelemezdik diye tahmin ediyorum ben de. Siz iyi bir çıktınız yine. Yani her zaman dayanmaz yani. Bir kere eline iki kere ama devamlı gelsen gitsen bu yola dayanmaz. Parçalanır gider. Olmaz yani. Burada genç nesil herhalde bir iki kaç kişisiniz? Ben varım. Gençler. Bir de arkadaşım var. Aha. Yani komşum sayıda o da onun da hayvanları çiftliği hemen üst tarafımda benim. Aha. Onunla birlikteyiz. Zaten çoğu bir insanlar bıraktı gitti. Genç yine babası var. Yine amcası var. Amcası var. Onlar da gençler. Onlar da genç. Yani en geç biz sayılıyoruz. Evet. Arkadaşla birlikte. Evet. Benim komşumla birlikte. En geç biz sayılıyoruz köyde. Daha arkada arkadaşlar vardı, abiler vardı. Onları bıraktılar, bıraktılar. Gittiler. Hayvancılığı bıraktılar. Yani yapamıyorlar. Yapamıyor. Ayarını bilmek lazım şimdi. Biz de yani ufaklıktan beri ben de yapamazdım. Annem sağ olsun, babam tabii, sağ olsun. Tabii, onlar destek tabii. olmasalardı tabii. Biz yapamazdık. Öncelikle yani bu işlerin sonunda destek önemli. Yani arkan olacak bu işlerde. Şimdi işin çıkıyor bir yere gidiyorsun. Burada başında kalacak biri gerekiyor. Mecbur kalacak. Evet. Hayvanın hastalığı oluyor. Her şey olabiliyor. Yani bizim desteğimiz olmasaydı en büyük destekçim onlar. Tabii. Onlar sayesinde ayakta kaldık. Yoksa ben de yapamazdım yani. Tabii, tabii. Ne yapardık en kötü? Sigortalı bir işte çalışırdık. Evet. Yani çok şükür. Şimdi sigortalı işte çalışıyorsun. Adam sigortanı yapmak istemiyor. İzin alamıyorsun. Hasta oluyorsun. Tamam 2-3 gün izin veriyor. Yani her zaman yapamıyorsun. Dayanamıyorsun. Ama kendi işin olduğunda ayrıcalığı yüksek oluyor tabii. Evet. Ya hiçbir şey hiç yoktan en kötü ihtimal sıkıştın diyelim bir şey oldun. Satarsın 2-3 tane hayvanını. Tabii. Derdini görürsün. Evet. Ama öbür türlü insanlarla uğraşmaktan iyi yani. Evet. Ama en büyük destekçim annemler dediğim gibi. Sağ olsunlar. Babamla ikisi. Hala da arkamda var. Yoksa insanlar emekli yani. Ama bizim açımızdan burada duruyorlar. Evet, evet. Sağ olsunlar. Evet. Ama yoksa dediğim gibi yani olmaz. Tek işi değil bu iş. Tek başına yapılmaz. Tek işi değil. Ya aile olarak da zaten yapamıyorsak... Bakıcılarımız da varsa yine de biz o işin başında olmak zorundayız, bulunmak evet. zorundayız. Tek işi yani değil. Bakıcıya da bırakılmamalı bu hayvancılık. Keçiden bahsetmiyorum, koyun olsun, keçi olsun. Bakıcıya bırakılmamalı. Özellikle süt sezonunda evet. işte memelerin sağılıp sağılmadığı, oğlakların emzirilip emzirilmediği çok önemli. Ya bunlar da tabii bilmeden yapılmaz. Ya anlamak gerekiyor. Şimdi hayvanın hastalığı oluyor, hastalığını anlaman gerekiyor. Memelerinde rahatsızlık oluyor. Yani bizde çok şükür olmuyor ama ben bir sene keçi almıştım İzmir Güzelbahçe'den. Mesut Avkaran'dan öncelikle selamlar izlerse. Onlarda bir öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Sonra düzelttik iğneyle şeyle. Mesela lafın yani anlamazsan yapamazsın. Tabii bilemezsin. Zarar edersin. Biraz da anlaman gerekiyor. Anlamadığın zaman zarar edersin yani. Benim bir işletmem vardı, Urla'daydı. Zaynen yetiştiriyorlardı. Gerçekten çok güzel hayvanlardı. Sütler sağılıyor, satılıyor falan böyle. Gene bir hayvan değişikliğine gidilmiş. Artık hatırlamıyorum nereden aldıklarını. Keçi ciğere tutuldular.
bilmiyorlardı. Evet. Evet. Gelen anlamadan gidiyor. Anlamadığın için sonuçta hayvan hasta ama dışarıdan baktığımızda da hiçbir şey yok. Yani bilmiyorsun. Düzeltilmesi basit bir şeydir aslında. Evet. Anlamadığı için o daha çok kötüye gider. Evet. O zaman olmaz yani. Hayvanı zebil edersin, ziyan edersin. Ya bu yüzden de ilçe müdürlüklerimizdeki veteriner arkadaşlarımız, koyun keçi birliğindeki veteriner arkadaşlarımız ya da zooteknist arkadaşlarımız, bölgemizde bulunan mutlaka yetiştiricilerimiz vardır. Onlardan destek alabiliriz. Evet. Yani sormamak ya da öğrenmemek ayıp değil tabii, sonuçta. Tabii, yani biz canlı hayvanla uğraşıyoruz. Bir de bunun vebali var. Hadi evet. Para kaybını geçti. Bir tane oğlak ya da bir tane keçi dağda kalıp öldüğünde bu çok acı verici bir şey. Ya hem hayvanın ahını alırsın, bir de hayvanın üstüne ekmek yiyorsun. Yani bakacaksın, bakmazsan olmaz. Ne demişler? Dedemin bir lafı vardır. Bakarsan bağ olur, bakmasan bağ olur. Evet. Onun gibi. Evet. Öyle yani. Ya biz bu anlayacaksın. Bu işi yapıyoruz. Sevmek gerek, şefkat gerek. Ya içinde olmayan yapamaz zaten. Bir kere ilk önce içinde olacak. Evet. İçinde yoksa yapamazsın. Hayatta evet. Yapamazsın, imkan yok, yapamazsın yani. Ya zaten günümüz gençleri yapmıyor, yapmak istemiyor. Yapmazlar, yapmazlar. Yani bizim akranlarımız, arkadaşlarımız, tertiplerimiz mesela. Yani aynı yaşta olduğumuz insanlar diyelim. Çoğu insan yapmaz. Ben yapamam diyor adam. Sen nasıl yapıyorsun, nasıl dayanıyorsun? Ben o yolu da çekmem diyor. Yani hayvanla uğraşamam diyor. Yani yapsa aslında daha iyi. Evet. Ayrıcalı olur, daha iyi olur. Ama dediğim gibi anlamak önemli, birlik önemli. Mesela aile olacak, tek yapamazsın. Yani ben de dediğim gibi yine dile getirmek istiyorum. Hı hı. Annemler olmasa arkamda mesela, desteğim olmasa yapamam. Evet. Destek önemli. Ama bir yandan da baktığın zaman aylık şu kadar maaşla çalışmaktansa evet. Sıkıp koca bir süt sezonum var önümde. Kurbanlık yetiştirebilirim. Oğlak yani. Sezonunda Allah bereketini versin. Total bir parasını alıyorsun. Bu sene fiyatlarımız da güzeldi. Evet, güzel. İyiydi yani. Yüz güldürdü. Evet. Yüz evet. Güldürdü. Bu sene çok güzeldi. İnşallah hep böyle devam eder. İnşallah. Ya bizim çok bir beklentimiz yok. Bizim sadece ürettiğimiz yani etimiz, sütümüz bunların değeri düşmesin bize tabii, yeter. Bizim başka hiçbir beklentimiz yok. Evet. Yani bunlar bizim desteğimiz olsun yeterli. Yoksa yani yapmamızın da bir anlamı kalmaz. Onlara düştüğü zaman da. Tabii ki. Yapmamızın bir gereği kalmaz tabii yani. Ki. Ya burada bu kadar ilgi, sevgi, şefkat var. Gıdım gıdım sütler sağılıyor ama sonuçta bunda biz para kazanmak için yapıyoruz. Tabii. Yani kimsenin para kaybetmesini hiç kimse istemez. Evet. Bizler bu işi yapacaksak masa üstünde yapmamalı. Gerçekten uygulamalı olarak görmeli, incelemeli, sormalı. Ya da başlamak istiyorsak da 15-20 hayvanla başlamalı. Bir anda hani horala 100 tane, 200 tane keçi almamalı. Evet. Hem hepsi zayi olur hem para kaybı olur. Evet. Hiç olmazsa 20 tane, 30 tane keçiyle başlarsın. Alışırsın, görürsün, yapıp yapamayacağını yavaş bilirsin. Yavaş yavaş yani yıl yıl. Öğrenmek zaman alıyor, yıllarını alıyor. Zaten çabuk ürüyor. Evet. Zaten çabuk ürüyen hayvan ama 5 taneyle, 10 taneyle ben mesela ufaktım. Annemlerde vardı, dedemde vardı. Dedemde hatta bayağı bir kalabalık keçi vardı annemin babasında. Onlar da göre göre biz de işte içinde hep bir olur ha. Ufacıktan beri 5 hayvan, 10 hayvan hep oğlakla böyle ufak oğlaklarla oynuyor. Ede. Öyle öyle. Yani bilemediğim yerde annem yardımcı oldu. Evet. Hep öyle öyle öğrendik, yaptık. Evet. Yoksa yapamazdık. Yani nasıl diyeyim? İşten gelmeli. Bir de içeride anlayan biri olmalı. Yoksa öyle dışarıdan dün maçlamakla, bugün maçlamakla tabii. Bu işi devam ettirmenin tabii. Bir imkanı yok. Tabii. Hayvanı zebil edersin. Hayvanın ahtını, vebalini alırsın. Evet. İyi olmaz. Yani biz bu hayvanları zaten mutlaka gözlemeliyiz. Yeme geliyor mu, su içiyor mu? Yürüyüşünden belli olur. Sürünün geride kalmasından hayvanın keyfi zaten belli olur. Zaten susuz kaldı mı ciğerini bitirirsin. Ciğer bitti mi hiçbir şey yaramaz. Evet. O hayvan ondan sonra tamam iğne vurursun, ilaçları var, aşıları var. Kurtarma ihtimalin olur ama verimi düşük olur. Tabii. O verimi bir daha geri tutturamazsın yani. Keçi asla susuz kalmamalı. Evet. Dikkat edeceksin. Suyunu önünden suyu eksik olmayacak. Bizim çiftleşme döneminde özellikle susuz kalması evet. Yumurtalığına, doğal oğlağına bile maalesef etki ediyor. İntihap yapıyor. Bizim dağda da su yok. Burada bol. Mikrofonu alayım. Burada bol ama bu yukarıda dağda da su yok. İşte akşam sabah buraya geldiğinde içiyorlar. Hı hı. Gündüz susuz. Susuz kalıyorlar. Susuz. Su bu taraflarda ileride var ama bizim de oralara geçi gitmiyor. Gitmiyor. Granlara gidiyor. Hı hı. Onun için akşam sabah sulanıyor. Akşam evet. Sabah içiyorlar. Evet. İlk sizin de herhalde kara keçi olarak başladı sürü. Bizim kara keçi olarak başladık abla.
Karakaçı yapıyorduk. Hı hı. Daha biraz daha vardı. Hatta hı hı. Azalttık, sattık yani. Yine var, bayağı var ama daha önceden birazcık daha kalabalıktı. Yani hep kara, ben ufaklığımdan beri hep kara yani. Karakaçı. Şunları aldık. Geçen yıl beyaz. Ha, beyazları. Beyazları aldık geçen sene. İşte bu da istedi beyaz olsun diyerekten aldık. İyi, süt verimi iyi ama oğlağa gelmiyor yalnız. Gelmiyor. Evet. Yani ırk farklılığı olsun. Tamam, hayvanlarımızın sütü gayet güzel. Ama oğlak verimi olmuyor. Ya, ak keçi de öyle zaten. Yıllardan beri öyle derler hep. Yani yapmış insanlar, yaşlılar. Öyledir. Ak keçinin pek şey olmaz, et olmaz. Zaten zananın yani, beyaz keçinin. Aynen, zanen de zaten. Özellikle süte çalışırız. Evet. Yani süt piyasasının olduğu yerlerde oğlaklar bile mamayla beslenir. Yani doğum yaptığı gün direkt zaten sağılmaya başlanır. Tabii. Oğlaklar mamayla zaten beslenir. Süt alacağım diyorsan sahnen taşıyacaksın. Yani beyaz keçi. Ama bir türlü et verimi kara keçi de var. Tabii. Biz et verimimizi devamlı kara keçilerimizden topluyoruz. Onlar süte verimli değil. Kara keçilerin sütü güzel ama şimdi her hayvanın ırkı var. Hı-hı. Ak keçininki daha farklı oluyor. Kara keçininki daha farklı oluyor. Evet. Onlar ete. Biz bölgede mera hayvancılığı yapıyorsak özellikle keçide kara keçi, kıl keçisi çalışıyoruz. Evet. Adaptasyonu yüksek, doğaya uygun, yürüme yeteneği yüksek, yavrusuna iyi bakıyor, güçlü, dayanıklı yani. Arazi şartlarına ayak uyduruyor. Evet, arazi şartlarına ayak uyduruyor. Ama zaten daha naiftir, daha kapalı sistem bakılır. Nazik. Evet. Çok dikkat etmek gerekiyor, incelemek gerekiyor. Kapalı sistem bakarız. Tabii mera imkanınız yani belli şartlar altında çıkar ama bunlar kadar kilometrelerce yürüyemez o. Evet. Yani beyaz hayvan gidemiyor. Sahnen keşisi onlar araziye uyum sağlayamıyor. Mesela benim bunlar gidiyorlar, kendi hayvanlarımız. Bunlar öbür taraftan gelirken alt taraftan çıkıp gelirler. Gitmez bunlar. Evet. Aynı yorulacağım. Bunlar gitmez. Nazik olur çok. Ağlın yanından, mekanın yanından, çiftin yanından ayrılmazlar. Ama bu hayvanlarımız çıktığı zaman 10 kilometre, 15 kilometre arazi civarında, mekanımızın civarlarında şöyle gösterelim. Evet. Oralarda yayılıyorlar yani. Yayılım verimleri güzel. Ama ak keçi, beyaz keçi dayanamaz tabii. Şimdi bunlar tabii bizi beklediler. Yaylıma çıkacaklar evet, programdan sonra. Evet, şimdi onları salacağız. Şimdi salacağız araziye. Giderler. Saat 4.30-5'te de mi çiftin yanına gelirler. Zaten sam vaktini hayvan anlıyor sağlığını, oğlanın geldiğini biliyor. Akşam oldu mu saat 6.30-7 gibi sahama sokuyoruz. Sahamdan sonra avlumuzun önünü açıyoruz. Avlumuz burası. Avlumuzun önünde yatan yatıyor. İçeride yani çiftliğin içinde, yapının evet. içinde kapalı olanları ayırıyoruz oraya. Ufak olarak olanları. Sabah oldu yine 6.30-7 gibi yine sahamımız oluyor. Sahamımızdan sonra yine salıyoruz. Yine araziye gidiyorlar. Zaten artık şey böyle, belli bir matematikleri var, alışmışlıkları var. Kendi zaten metabolik saati var keçinin. Evet. Sığım geldiği zaman bilirler. Su içme saatlerini bilirler. Belki biliyor, insan gibi aynı. Bilirler. Gittikleri yolları, rotaları bellidir. Evet. Tabii belli başlı bazen ortak mera olduğundan hayvanlar karışabiliyor. Sizler de zaten biliyorsunuz ya, kimin kimin. Birbirimizi biliyoruz. Aha. Yani kime karışıyor? Komşulara karışıyor, benim komşuya gidiyor. Arkadaşımızın babasının hayvanları var, derisinin hayvanları var. Onlara karışıyor. Birbirimizi biliyoruz. Onların bize, bizim onlara telefon ederiz birbirimize. Bak enden biliriz. Evet. Bir de eski usul ev yaparız böyle kulaklarına. Eşek dayağı derler. Belki bilirler. Ben duymadım. Eşek dayağı derler. Bilir. Çapraz olur. Düz kesik olur. Orada herkesin yeri farklıdır yani. Düz kesik senindir. Çapraz benimdir. Oradan biliriz. Bilirler. Çünkü küpe numaraları oradan da belli olur gerçi ama küpe numaraları düşüyor. Hayvan şimdi kulağını tere takıyor. Tabii. Küpeden belli olmuyor. Tabii. Enden hemen belli olur. Peki oğlakları şeyleri çıkardın zaten. Sığımın başladı. Damızını nasıl ayırdın oğlaklarını? Damızlıklarımızı... Birazı içeride. Biraz da annelerinin yanında. Birazı içeride, biraz da annelerinin yanında. Bak bu gördüklerin ağızlarında çomak var. Evet, onlar gem deriz. Çomaklı. Evet, gem deriz. Oğla annelerinin yanında geziyorlar. Geziyorlar annelerinin yanında. Şeyi peki nasıl ayırdınız? Hani annenin sütüne, verimine, babasına göre, verim kalitesine göre ya da dış görünüşüne göre nelere dikkat ettiniz? İkizli ya da tekizli. İkiz oldu mu kendileri de bakabiliyor. Hı hı. Yem de yiyorlar, kendileri de bakabiliyor. Tekler de aynı zaten. Doyuruyorlar kendileri. Doyuruyorlar. Doyuruyorlar.
Evet, damızlık hayvanlarımız ayrılmış zaten. Evet, damızlıklarımızı ayırdık. Biraz kesinliklerimizi ayrı gönderdik. Damızlık yapacaklarımızı ayrı onları. Dediğiniz gibi yani annesinin süt damarına göre, yani hayvanın şekline, güzelliğine göre. Ya şimdi kötü hayvan nasıl olur? Yani şimdi derler ya, olmayan hayvan da olmuyor. Tek damarı vardır hayvanın. Tek damar hayvan süte verimli olmaz. Oğlağa verimli olmaz. Cılız olur. Oğlak atar. Yani oğlak atması yapar. Yani oğlak atması o genellikle hayvanın ırgından gelmez. O olabilir. Hem hastalıktan olur, hem dövüşürler, sıkışık bir yere girer vesaire. Ama genellikle hastalıktan olur. Evet, yani böyle yani. Yani velhasıl damızlık hayvanlarımızı yine annesinin, babasının damarına göre, şekline göre ayırıyoruz. Yani ırkı çok iyi olmayan hayvanlarımızı onları kesime gönderiyoruz. Arkadaşımla konuşayım. Evet.